Saraybosna'dayız. Vireliğin Bosna Botanik Parkı'ndayız. Hadi çocuklar. Evet. Burada iki sular. Efendime söyleyeyim. Hani nasıl çeşmeden Bursa'da su çeşmeden içiliyorsa Bosna'da da su çeşmeden içiliyor. Hatta dereden içiliyor. Evet, dereden içiliyor. Abi kaç tane kaynak var demişti biraz önce arkadaş? 36 tane kaynak var dedi, değil mi? Evet. Derelerden, şeylerden, göllerden. Çocuklar biraz evet. Çabuk olur musunuz? Evet. Evet. Gamze. İşte görüyorsunuz. Burası Vireli Bosna Botanik Parkı. Suları, derelerin suları bir harika. Yaz, kış, kış aynı bu şekilde akıyormuş. İnanılmaz bir görüntü var burada. Muhteşem bir yer. Evet. Bir daha tekrarlıyoruz. Bursa'da su çeşmeden içiliyor. Bosna'da su çeşmeden içiliyor. Evet. Bursa'dan gelen grup elinden fotoğraf makineleri, cep telefonları düşmüyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir yer. Evet. Evet. Yalnız bir şey var. Tabii Bosna'nın Bosna'da ekonomi diye bir şey yok. %45'e varan bir işsizlik söz konusuymuş. Buradaki parka giriş 1 euro. Yani adamlar neredeyse yolda yürümekten bile para alacaklar. Evet. Şunu söyleyebiliriz. Tabii Batum'daki dünyanın en büyük botanik parkında da bir muhteşemlik söz konusu ama burası bana göre Batum'dan daha güzel bir yer. Zaten Sultan Fatih hakikaten dünya görüşü çok yüksek derecede olan bir insan olduğu için eğer İstanbul'dan sonra gelmem gereken, payitahtı taşımam gereken bir yer varsa o da Bosna diyormuş. Demek ki boşuna söylemiyormuş. Evet. Evet. Oldu kız, yaptık girişimizi. Evet. Evet, normal bir yerlerde. Evet. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Şükrü Kamber'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, Bosna Hersek'teyiz. Evet. Şükrü Kamber değil, Şaban Kander. Pardon, Şaban Kander'le birlikteyiz. Şükrü abi ağzımız alıştı ya. Ondan sonra görüyorsunuz buraları çok doğal yerler. Nasıl Bursa'da su çeşmeden içiliyorsa Bosna Hersek'te de bu parkta da su Bosna Hersek'te de su çeşmeden içiliyormuş. Neler yani, söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğiz de yani biz yani çeşmeden içerken hepsini içtik. Tabiatta su bırakmadık. Evet. Onun için aslında o kaynaktan çıkaysa böyle kendi seyrinde bırakacaksın. Akacak. Ondan sonra tabii ki onu belli göletlerde satacağız diyerekten değil. Evet. Bir yerde isteyen ihtiyacı olan içecek yani. Çünkü görüyorsunuz. Yani dünyanın güzelliğini bazen yok ediyorlar. Yani evet. Bütün kaynaklara boruyu bağladık ve dünyaya satıyoruz ama Bursa'nın sanki su yokmuş gibi gözüküyor şu an. Evet, aynen. Evet. Sayın hocam, Mustafa Kütahyoğlu ile birlikteyiz. Estağfurullah. Bosna Hersek'teyiz. Eski Fazilet Partisi, Bursa İl Başkanı. Emekli İmam Hatip. Evet, emekli İmam Hatip. Ne kadar sıfatınız olsa da siz çarpıyı kapatılan Fazilet Partisi İl Başkanı olsun. Olarak yemişsiniz hocam. Evet, Bosna Hersek'teyiz. Evet. Doğal Park'tayız. Daha önceden de buraya değişik vesilelerle gelmiştik. Üniversitenin kuruluşu ve yurtlarla ilgili de. O zaman burada da öğrencilerle beraber kalmıştık. Tabii burası tabii güzelliklerini muhafaza etmiş. Biraz önce Şaban Bey'in söylediği gibi Bursa'daki gibi çok fazla müdahale edilmemiş. Tabii güzellikler korunmuş. İkman Dağları'nın eteklerinde evet. Bütün bu kaynakları rahatlıkla görebiliyoruz. Kuş sesleri, bülbül sesleri arasında o güzellikten istifade ediyoruz. Hakikaten ecdadımız
bu yerleri almakla, bu yerleri İslamlaştırmakla çok büyük hizmet ediyor. Tabii ecdadımız deyince Sultan Fatih'in ne kadar büyük bir dünya görüşüne sahip olduğunu da çok daha rahatlıkla burada. Yani Bosna Hersek'le alakalı söylediği ifadeler var. Evet. Evet, payitahtı. Cenab-ı Hak bu güzellikleri devam ettirmeyi nasip eylesin. Bosna Hersek'le Türkiye arasındaki münasebetlerin de evet, daha iyileşmesi, daha güzelleşmesi. Bir de biraz önce mihmandar bize söyledi. Biz de biliyoruz zaten %45'e varan bir işsizlik söz konusu. Ekonomi evet, diye bir şey yok Bosna Hersek'te. Evet, maalesef. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ne yapılabilir de Bosna Hersek, Bursalı iş adamlarına davette bulunur musunuz Sayın Hocam? Bursalı iş adamlarıyla beraber buralarda istihdam yapmaları için. Burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü buradaki 40 yıllık Tito dönem ve diğerleri insanların müteşebbis ruhunu kırmış. Yani insanlar herhangi bir şey yapmadan hazır yemeğe alışmışlar. Önce bunu burada insanların üretebileceği üretim noktasına getirmemiz gerekiyor. Tabi Bursalı iş adamlarına da büyük görevler düşüyor. Burada yatırımlarını yapmaları lazım. Balkanların birçok ülkesinde yatırım yapılıyor ama Bosna bu yönden daha da müsait olan bir yer. İnşallah onlar da buraya yatırım yaparlarsa katkıda bulunmuş olurlar diyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Buyurun.